Batman'da 333 tane şirinçli minibüsümüz vardır. Yani Diyarbakır nüfusuna göre ve Diyarbakır'daki minibüs sayısına göre Batman minibüs sayısı daha fazladır. Evet. Yalnız maalesef 5507 yasasının değişmesiyle beraber 2519 15. maddenin P bendine göre yani yerel yönetimlere yetki verilmesinden sonra bir keşmekeşlik başlamıştır. Yani odalar artık bir yerde yaptırım gücü kalmamıştır. Ne güzergah üzerinde ne hatların çalışması üzerinde. Bununla ilgili olarak yani şehir içi minibüs sayılarımız inanıyoruz ki bir sağlıklı düzenleme yapılırsa. Yani bu biz güzergah diyoruz, hat diyoruz. Ha bu örneğin bir hatı 3-4 güzergaha bölüştürerek de çalıştırırlarsa inanıyoruz ki bu sorun daha çabuk kolay olur geçer. Aynı zamanda gerekirse eğer sayı yetmiyorsa artık şehrimiz artık çağdaş bir şehir olmakla beraber bu minibüsleri yarım otobüs şeklinde çevirme durumu yani. Olsun niye olmasın yani. Eğer gerçekten hani güzergahlarda minibüslerimiz cevap vermiyorsa onları yarım otobüs olarak da cevap verebiliriz yani. Verdirtebiliriz yani. Yalnız yetki olduğu gibi yerel yönetimde belediyelerde olduğuna dolayı yaptırım gücü odalarda kalmamıştı. Yani odaların herhangi bir şey ancak şoförler üzerinde. Şoförleri işte eğitimlere tabi tutma yönünde bir çalışmalarımız vardır. Bu geçmişte olduğu gibi önümüzdeki günlerde de yine şoför arkadaşlarımızı alacağız. Peyderpe eğitimlere tabi tutacağız. Hem trafik akışı boyutuyla hem de vatandaşla olan diyalogları boyutuyla bu tür çalışmalarımız olacak yani. Bazı araç şoförleri araçları tıka basa dolduruyor. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Bununla ilgili şimdi biz devamlı gerek Trafik Teşkil Şube Müdürlüğümüze olsun, gerek belediye başkanlığımıza olsun. Yani bu konularda telkinlerde bulunuyoruz. Denetimlerin yapılması. Denetimler yapılsın. Biz denetimlerden rahatsız olmayız. Denetimler hem insan hayatı için, hem insanın yaşam koşulu için daha uygundur. Hem daha az kazaya sebebiyet vermektedir. Hem de insanların yaşam biçimini sosyalleştirmektedir. Denetimler yapılsın. Denetimler yapılsın. Yalnız çifte standarttan değil işte. Söylediğimiz gibi. İşte standarttan değil. Bir belediye otobüsüne eğer 80 tane insan biniyorsa burada bir insanlar rahatsız oluyor yani. Yalnız minibüslerde değil yani. Bu hem belediye otobüsleri için ben bunu ifade ediyorum. Hem şehir içi araçlarımız için. Denetimler yapılsın. Fazla yolcu alan varsa cezai müdesi neyse de cezai müdesi uygulansın. Biz uygulanmasın demiyoruz yani bu hususta yani. Başkanım peki şoförlerin çoğu zaman üslupları da çok hoş değil. Bununla ilgili ne tavsiyeniz var, neler söylüyorsunuz? Maalesef üzülerek hepimiz aynı konuda muzdaribiz. Yalnız bu son dönemlerde geçmişte yaptığımız bir eğitimle beraber orada bir şeyler elde ettiğimizin kanaatindeyiz. Bu hem teori olarak hem pratik olarak yapacağımız eğitimlerde inanıyoruz ki bundan sonraki şoförlerimiz daha vatandaşa karşı daha duyarlı, daha sempati ve daha canı yakın olarak hareket edeceğine inanıyoruz ki bizim temennimiz yani şoför esnafının
Hani çünkü şoför esnafı demek yani canını teslim ettiğin insan demektir. Bunun ötesi başka bir şey de yoktur yani. Biz herkes kimse kimseye canını teslim etmez yani. Ama şoföre teslim ediyorsun. Ha, bizim temennimiz odur ki bizim şoför kardeşlerimiz, şoför abilerimiz vatandaşa, hemşehrilerimize, kızlarımıza, analarımıza, bacılarımıza, babalarımıza, amcalarımıza saygı çerçevesi içinde, sevgi çerçevesi içinde ve nezaket çerçevesi içinde hepsini davet ediyoruz. Hepsini huzura, hepsini nezakete, saygıya, birbirimize, hepimiz birbirimize saygı gösterirsek çok daha güzel şehir yaşarız, çok güzel sosyal bir memleketiz biz. Evet, peki başkanım, bazı araçlar da hani yolcu kapmak için bazen trafik kurallarını hiçe sayabiliyor. İşte yine söylediğim gibi yani belediyenin yani 2519 yasasının 15. P-bendine göre güzergahlar hep aynı yer. Aynı yer. Aynı yer olduğu için ne oluyor bu sefer? Bu sefer yolcu kapışması oluyor. Böyle olunca da oluyor. Ne oluyor? Ha, belediyeler durak işletmecileri bir araya oturup güzergahları ayrıştırmaları lazım yani. Şehir büyüdü yani. Bu rahmetli Salih Gök'ün döneminde Allah razı olsun yapılan bir çalışmaydı. O zamandan şimdiye kadar maalesef o dönemki Batman nüfusu 150-200 bin. Bugün 500 bin yani. Şehir aldı başını gitti yani. Çok büyük nüfus olan bir şehiriz. Bu tabi aynı güzergahlar olduğu zaman tabi haliyle sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor yani şimdi tabi ya aynı güzergahtayız. Farklı damarlara dağıldığımız yoktur. Hep ana harterlerdeyiz. Ana harterlerin dışında farklı yerler de vardır. Buralarda güzergahlar açılsın. Bunlar olduğu zaman bu sefer ne olur? Bir nezaket çerçevesi daha fazla olur. Ondan sonra aynı çakışmalar olmaz yani. Çakışmalar olmaz. Çakışmalardan dolayı bu sefer farklı hatlar birbirinin yolcularını kapma yönünde bir gayret çaba sarf ediyorlar. Ha, bu da bizim için hoşnutsuzdur yani. Evet. Dilerim ki, umut ediyoruz ki yani düzelir. Biz arkadaşlarımızla yani bu konularda gerekli çalışmaları yapacağız. Zaten şoförler üzerinde yani bu konuda büyük bir çalışmalarımız vardır. Geçmişte olduğu gibi inşallah yani Mart ayı sonu itibariyle yani önümüzde seçim olması münasebetiyle Nisan'da tekrar şoför eğitimlerine başlayacağız. Hocalarımızı şehir dışından getirtiyoruz. Onlarla beraber hem teorik hem pratik olarak bir uygulama yaşatıyoruz. İnanıyoruz ki yani hepimiz yani kardeş çene, dost çene böyle birbirimize saygı, sevgi, nezaket çerçevesi içinde hayatımızı idame ederiz. Başkanım, bazı şoförlerin engelli vatandaşlarımızı da araçlara almadığı görülüyor. Buna gidecek miyiz? Şimdi yine bak bugün kanun yani yasaya takılıyor. Normal olarak yani yasa 2018'de uygulanması gerekirken 2019'a ertelendi. 2019'dan şimdi 2020'ye ertelendi. Şimdi bu zorunlu olmadığı zaman yani bu yarın bizim engelli olmayacağımızın herhangi bir şeyi yoktur yani. Teminatı yoktur. Bizler de engelli olabiliriz yani. Öyle yaşamamız lazım. O şekilde o kardeşlerimize o kardeşlerimize böyle var ya hizmet etmemiz lazım. İlgi göstermemiz lazım. Yaşamlarını kolaylaştırmamız lazım. Tabi yasa buna boşluk verdiği zaman, öteleştirdiği zaman tabi ister istemez araçlar bu sefer rampayı takmıyor. Rampasız kalıyor ve engelli vatandaşımız, hemşehrimiz o araca binemiyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani belediye otobüsü, yani hepsinde rampa yoktur. Ama bu kanunla, bu nizamla yani düzenlenirse herkes bunu takmak mecburiyetindir. Herkes takacaktır. Hatta yani inanıyorum ki şehir içi çalışan arkadaşlarımızın yani %30-40 gibi rampaları vardır yani. Peki başkanım, yetkililer denetleme görevini gerçekten yapıyor mu sizce? Bize göre maalesef. Yani üzülerek söylüyorum. Yani trafik teşkil denetleme şubesi her ne kadar çalışma yapıyorsa da belediye bu konuda yetersiz kalıyor. Çünkü en büyük yetki belediyenindir. Belediye bu konuda yetersiz kalıyor. Belediye zabıtaları, belediye trafik şube ulaştırma müdürlüğü yani bu konuda yeterince yani denetimi yapamıyor. Yapması gerekir yani. Yapması gerekir. Hatta yani öyle bir şey ki nasıl ki öğrenci servislerinde sabıkalı bir insanın yani öğrenci servislerinde şoförlük yapamıyorsa yani bu tür uygulamalar var ya şehir çalışanlara da getirilmesi lazım yani. Alınması gereken tedbirler nedir? Yetkililere ne gibi görevler düşüyor bu sorunların ortadan kalkması adına? Yani şimdi yetkililer bu hususta özellikle hat sorunlarıyla ilgili. Hat sorunlarıyla ilgili birebir toplantılar yapması lazım. Görüşlerini alması lazım. Hem fikir olması lazım. Yani ortak akılla.
beyin fırtınasıyla bir şeyleri sağlıklı bir şekilde ortaya koyması lazım. Yani böyle çekiştirmeyle değil. Çekiştirmeyle değil. O şekilde olursa inanıyorum ki hem hat başkanları hem şoförler hem de belediye ulaştırma müdürlüğünde yani bir ortak fikir ortaya çıkar ve ona göre denetimler sıklıkla yapıldığı zaman bu hem fazla yolcu hem hıza hiçbir keşmekeşte yani mahal bırakmaz yani. Bu sorunlar ortadan kalkar yani. Yani belediyenin burada çok sık denetim ve diyaloglar içinde olması lazım yani. Yani denetimden ziyade diyaloglarla yani bu işi geliştirmesi lazım ki denetimi yapabilsin.